Merhabalar gençler. Bugün tablalı kesit hesaplarımıza devam edeceğiz. Tablalı kesitlerde ne demekti? Hesap prosedürleri nasıl ortaya çıkıyordu? Bir tekrar edelim kısaca. Sonra da kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. İlk olarak ne yapıyordum ben? Kalıp planına bakarak kesitin şekline karar vermem gerekiyordu. Bunun için kirişin eksenini belirliyordum ve kiriş eksenine dik doğrultuda bir kesit alıp bakış doğrultusunda bakıyordum. Sağındaki ve solundaki döşemelerin durumlarına göre kirişin kesitini belirleyebiliyordum. İşte bu T kesit olabiliyordu ya da L kesit olabiliyordu. Burada farklı uygulamaları göstermiştik nasıl olduğunu. Daha sonra bu kirişin kesit boyutlarını bilmem gerekiyordu. İşte kirişin gövde boyutlarını kendim belirleyebiliyorum. Haşefi belirleyebiliyorum, yani döşeme kalınlığını. Ancak şuradaki döşeme parçasının bir miktarı kirişle çalışıyordu ya tablalı kesitlerde. Bunun hangi uzunlukta çalıştığıyla ilgili bazı hesaplamalar yapmam gerekiyordu. Nasıl buluyordum bu B1'i? LP bölü 10 olarak ifade etmiştik. LP bölü 10 dediğim zaman LP neyi ifade ediyordu? Kiriş üzerindeki, hemen şurada gösterelim, moment sıfır noktaları arası mesafe. Mesela bunun böyle bir kirişin, böyle bir moment diyagramı varsa, şuradaki kiriş şöyle gidiyorsa, yani şuradaki kirişin şöyle devam ettiğini düşünüyorum. L boyunca devam eden kirişin moment sıfır noktaları arası mesafeye ben LP uzunluğu diyordum. Buraya LP uzunluğu diyordum. Ve buradaki döşeme parçasının kirişle çalıştığı mesafeyi LP bölü 10 olarak tanımlıyordum. Her bir parça için LP bölü 10 olarak alıyordum bu değeri. Peki LP'yi nasıl hesap ediyordum? Alfa çarpı kirişin boyu olarak belirliyordum. Alfa ise kirişin konumlanmasına bağlı olarak değişiyordu. Mesela bu bir kenar kirişse, değil mi? Moment sıfır noktaları arası mesafede alfayı 0,8 olarak alıyordum. Eğer orta bir kirişse, daha küçük bir mesafe olması gerektiği için 0,6 olarak tanımlanıyordu bana. Eğer konsol bir kirişse de 1,5 olarak alıyordum. Yani kendi boyundan daha büyük bir uzunluğa sahip de şu mesafe olarak alabiliyordum. Basit kirişim varsa da yani kirişin kendi boyuna eşitti. Dolayısıyla alfa 1 olarak karşımıza çıkıyordu. Bunları belirledik. Şimdi kesiti belirledim. Kesit boyutlarını belirledim. Artık ne yapmam lazım? Çözümlemeye geçmem lazım. Çözümlemede burada bir örneğimiz vardı. Mesela T1 kesitim var. Moment diyagramında bu şekilde verildiğini düşünelim. M1 momentim artı, M2 momentim de eksi olsun demiştik. M2 momenti için denge denklemlerini yazarken ne dedik? M2 momenti için eksi momenti olduğu için üste çekme gerektiriyor. Dolayısıyla basınç bloğu alt tarafta. Benim denge denklemlerimde kullanacağım beton basınç bloğunun gerilmesini, şuradakini bulacağım ya. Buradaki betonun gerilmesinin şekli benim için çok önemli. Burada herhangi bir tabla ya da bir çıkıntı vesaire var mı bu bölümde? Kirişin alt tarafında yok. O zaman bu benim normal bildiğim dikdörtgen kesit hesabını gerektiriyor demektir. Yani ben asıl neye bakıyorum? Basınç bloğunun şekline bakıyorum karar verirken. Çekme bölgesinin şeklinin ne olduğu çok da benim için önemli değil. Hatta hatırlarsanız çiçek şeklinde bir şey çizmiştik. Hani bununla da aynı diyerekten. Denge denklemlerini nasıl yazacağım burada? FC kuvvetini bulacağım. Yine donatılardaki FS kuvvetini bulacağım. Ve bunları birbirine eşitleyerek denge denklemlerini oluşturacağım diyebilirim. Bildiğiniz şimdiye kadar oluşturduğumuz denklemlerle aynı. Peki açıklık için baktığım zaman durum nedir? Açıklıkta işaret ne? Pozitif. Pozitif olmasının anlamı ne? Donatıyı alta yerleştireceğim. Basınç bloğu üstte. Bakın şimdi basınç bloğunun olduğu tarafta ne var? Tablalar geldi değil mi? Yani şuradaki döşeme parçaları da kirişle beraber çalışmaya başladı. İşte şimdi işin rengi biraz değişti. Acaba diyorum ki ben bu tablanın içinde mi kalıyor basınç bloğu? Yoksa bu tablonun dışına mı çıkıyor? Yani bu benim hesap prosedürümü etkileyecek bir parametre. Öncelikle buna karar vermem lazım. Yani A dediğim derinlik HF'ten daha mı küçük?
yoksa daha mı büyük olarak karşıma çıkıyor? Eğer daha küçükse bu yine dikdörtgen kesit hesabı gerektiriyor demektir. Yani ne olacak? Burada bakın yine şekli dikdörtgen. Ben burada basınç bloğu FC'yi hesaplarken neyi kullanacağım genişlik olarak? Tabii ki basınç bloğunun genişliğini kullanacağım. Buradaki B mesafesini kullanmam lazım. Peki bir önceki problemde B olarak ne kullanıyordum? Şuradaki kiriş gövdesini B omega'nın genişliğini kullanmam lazım. Ben beton basınç bloğunun hacmini bulurken onun şeklinin gerektirdiği B genişliği neresi ise onu hesaplarıma yansıtmam uygun olacaktır. Çünkü onun hacmini bulmaya çalışıyorum. Peki ya AHF'i geçerse o zaman da diyorum ki tablolu kesit hesabı, o da şimdi anlatacağımız konuyla alakalı. Bunları artık hızlı geçiyorum. Bunları bahsetmiştik çünkü. Bakın gerilmenin şekli artık şu koyu gri ile çizilen yer, o taradığımız basınç bloğunun olduğu kısım ve bunun gerilme dağılımını da buradan görebiliyoruz. Aslında denge denklemleri olarak hiçbir şey değişmiyor. Ne yapacağım? Bu T şeklindeki gerilme bloğunun yine hacmini hesaplayarak bir FC bulacağım. Donatılardaki çekme kuvvetini hesaplayacağım. AS çarpı FYD diye. Yine bu iki kuvvetin birbirine eşitliği ve kuvvet çarpı kuvvet kolu moment yazmam gerekiyor. Yapacağım işlemler bu. Ancak böyle bir şeklin ağırlık merkezini bulmak için tabii ki belli denklemleri bilmeniz gerekiyor. Ya da ne yapacağız? Bunu denge denklemlerini bildiğimiz basit şekillere ayıracağız. Yani mesela ne yapabilirim? Bunu buradan böyle, burayı da böyle böldüğüm zaman parçalara bölerek parçalı işlem yapacağız. Mesela burada bakalım. Kesitin tasarım moment değeri ve kesite atmam gereken AS değeri ve basınç bloğunun gerilmesi burada gösterilmiş. Çözmem gereken problem bu. Bunu çözmeye çalışıyorum. Bunu çözebilmek için ne yapıyorum? Döşemelerin taşıdığı kısımla gövdenin taşıdığı kısmı birbirinden ayırıyorum. Diyorum ki mesela bir ilk olarak gövdeyi almışım. Gövdenin taşıdığı, bakın buradaki tablolardaki parametreleri, yani basınç bloğu kuvvetlerini almıyorum. Sadece gövdeyi alıyorum. Ve bu taradığım kısımla taşıması gereken kısma gövde için yaptığımdan dolayı gövdede omega notasyonunu kullanıyorum. Yani bu gövdenin gerektirdiği donatı alanı AS omega, gövdenin taşıdığı momente de M omega diyeceğim. Omega gördüğüm zaman ne anlayacağım? Bu gövdenin değerleri olduğunu anlayacağım. Bakın artık basınç bloğunun şekli ne oldu? B omega çarpı A şeklinde oldu. O zaman FC omega'yı hesaplarken ne yazmam lazım benim? 0,85 FC'de beton basınç bloğunun genişliği ne kadar şimdi? B omega kadar, şuradaki gövde genişliği kadar çarpı A, yüksekliğim şurası bakın. A. Ne yaptım? Bunun hacmini bulmuş oldum. Peki donatı ne kadar? İşte donatının alanı çarpı gerilme kadar. İkisini birbirine eşitleyerek AS omega'yı çektiğiniz zaman gövdenin için kullanmam gereken donatı alanı formülünü bulabiliyorum bakın. Peki momenti hesaplamak istesem kuvvet çarpı kuvvet kolu dediğim zaman 0,85 FC'de B omega çarpı A, bu neydi? FC dediğim kısım çarpı kuvvet kolu diyeceğim. Yine nasıl hesaplarım? Şu kısım bileşkenin dışına olan kısım A bölü 2 idi. Kuvvetin, hatta şu kalemle yazalım isterseniz. Şurası D. Donatının merkezinden en dışı olan mesafeye D diyordum. Burası da A bölü 2. O zaman ben ne demeliyim? Yine bakın D eksi A bölü 2 diye karşıma çıkıyor zaten. O zaman ben ne yapabilirim? Gövde için ne kadar donatı alanı gerekiyor ve gövde için ne kadar moment taşınabiliyor o donatıyla, bunları rahatlıkla hesap edebilirim. Peki tablo için nasıl bir hesap yapmam gerekiyor? Bakın ikinci sisteme geçtim artık. Şu iki kısmı bir anda yapabilirim.
Şimdi bunun mesela ilk sistem için gerilme dağılımı nasıldı? Bunu biliyoruz artık. Şöyle bir gerilme dağılımı vardı. FC'de bunu hesapladım. O yüzden de B omega aldım. Şimdi burada nasıl bir gerilme dağılımı var? Çizmeye çalışayım. Burada böyle bir gerilme dağılımı var. Ama aynı zamanda diğer tarafta da bir beton gerilmesi ortaya çıkacak, değil mi? Biraz sistemin dışına çıktım ama idare edin artık. Böyle bir gerilme dağılışı ortaya çıkacak. Bunun hacmini yazmam lazım FC'yi yazarken ben. Bakın tablaların taşıdığında notasyon ne kullanıyorum? F kullanıyorum şurada gördüğünüz gibi. Yani ASF bu iki basınç bloğunun gerektirdiği donatı alanı ASF donatısı. Taşıdığı donatı da özür dilerim momentte MF momenti olarak kıyaslayacağım. Yani bir omega bir de F notasyonlarını kullanacağız. Omega olması gövdenin değerleri olduğunu, F olması da döşemeyle, tablayla alakalı olduğunu gösteriyor. Döşeme parçasıyla alakalı olduğunu gösteriyor. Peki şimdi bu gerilme bloğunun hacmini nasıl yazabilirim? 0,85 FC'de derinlik gerilmenin büyüklüğü çarpı B dediğim genişlik neresi? Bakın toplam B genişliği burası. Benim ne yapmam lazım? Şu iki bloğun genişliğin uzunluğunu kullanmam lazım. Toplamı B ise gövdeyi çıkardığım zaman B eksi B omega dediğim zaman şu iki parçanın uzunluğunun toplamı olmayacak mı bu? Evet, tamam. Onu da kullanmış oldum. Çarpı A. Yani A dediğim şey ne bakın? Bu hangi yükseklik boyunca etki ediyor? HF yüksekliği daha çok artma şansı yok ki bunun sınırlandırılmış HF o değerle. O zaman A yerine ne yazmam lazım? HF yazıyorum. Geldim yine donatıdaki kuvveti ASF çarpı FY de dedim. İki kuvveti birbirine eşitleyip çektiğim zaman böyle bir formülasyon buluyorum. Yine MF formülünü yazarken kuvvet çarpı kuvvet kolu diyorum. Kuvvet FC dediğim yer burasıydı. Yukarıda yazmıştık zaten. Kuvvet kolu dediğim zaman ne anlıyorum? Bakın A neydi? HF'ti. Şuradaki bileşkenin yukarıya olan mesafesi ne kadar olacak o zaman? A bölü 2 diyorduk. O zaman HF bölü 2 almam lazım doğrudan. Burada da bunu böyle kullanabiliyorum. Yani siz eğer tablolu bir kesit hesabı yapıyorsanız sistemi ikiye bölüyorsunuz. Gövdenin taşıdığı ve tablanın taşıdığı diye ikiye ayırarak ayrı ayrı denklemler elde ediyorum. Ve en son gövde ve tablanın taşıdığını topladığın zaman sistemin toplam momentini elde ediyorsunuz. Donatıları topladığınız zaman da sistemin toplam donatısını elde ediyorsunuz. Yani AS neye eşit? AS omega artı AS F'e eşit olması gerekiyor dolayısıyla. Evet, burada toplamların olduğunu göstermişiz. Peki, şimdi iki tane farklı sistemden bahsettik. Dedik ki bir B çözümü bir de C çözümü dedik. B çözümü neydi? AHF'den küçük olması durumu. C çözümü A'nın da HF'den büyük olması durumu. Peki ben bunun olup olmadığını nasıl anlayacağım? Hangisine uyacak sistemim? Yani bir problem çözmeye çalışıyorum. Hangi sistemi uyarlamam lazım? Şimdi onu görelim. Şimdi bakın ilk çizdiğimiz kiriş dikdörtgen kesit hesabı gerektiriyor değil mi? Bakın ne oldu? Tablonun içinde kaldı ve şekli gene dikdörtgen formatında kaldı. İkinci sistemde AHF'den daha büyük ve artık böyle tablolu kesit haline geldi. Dikdörtgen formatından artık bozuldu. Yani dikdörtgen şeklinde değil. Bir de üçüncü bir durum var ki tam eşit olduğu durum. Yani A'nın HF'e eşit olduğu durumda ben buna diyeceğim ki kıyas ya da karşılaştırma değeri. Yani ben şöyle bir şey yapsam tam sınır değeri değil mi burası? A'nın HF'e eşit olduğu değer. Buradan bu basınç bloğuna göre bir moment hesaplasam ve buna kıyas, karşılaştırma momenti desem. Benim tasarım momentim eğer
karşılaştırma momentinden daha küçükse, yani şöyle demek istiyorum. Benim bunun taşıdığı 100 olsun. Benim MD tasarım momenti 80 ise ne demektir? 80 taşıyoruz. Bunun tamamı 100 taşıyorsa daha az bir moment gerekiyor değil mi? Bunun içinde kalıyor demektir. Yani MD M kıyastan küçükse buradan ne anlarım? A da HF'den küçüktür. Yani dikdörtgen kesit hesabı olduğunu anlarım. İçinde kaldığını anlarım. Yok bu 100 iken, tam kıyas sınır değerim 100 iken, MD momentim benim 150 ise bunun anlamı ne olur? 150 ise yetmemiş. Yani sınırda şuranın taşıdığı 100'müş. 150 taşıtmam gerektiği için yetmedi. Ne olacak? Bu taşacak demektir. O zaman bakın ne oldu? MD MK'dan büyük ise A da HF'den büyüktür. Dolayısıyla tablalı kesit hesabı gerektirir diyebilirim. O zaman burada C'nin kurallarını uygulayacaksınız demektir. Burada da B'nin kurallarını uygulayacaksınız demektir. Şimdi peki bu kıyas momentini nasıl bulabilirim? Buna bir bakalım. Tam A'nın HF'e eşit olması durumu değil mi? Böyle bir şey çiziyorum. Bakın burada A HF'e eşit olduğu durum için hemen denge kuvvetleri yerleştirdim. AS dediğim donatı FS kuvvetine karşılık geliyor. Hemen yazıyorum. MK kıyas eşittir. Ne diyeceğim? Kuvvet çarpı kuvvet kolu. Doğrudan momenti yazmam yeterli benim için. 0.85 FCD. Bakın kritik önemli noktalar şu B genişlikleri ne aldınız? Bunlara çok dikkat ediyoruz biz. B genişliğini neresi almalıyım böyle bir sistemde? Yeşille taradığım kısmın taşıdığı momenti arıyorum. Bunu ne yapmam lazım? B genişliğini, basınç bloğunun genişliği neresi ise onu kullanmam lazım. Bakın B dediğim genişlik şurası. O zaman B'yi kullanacağım. Çarpı, peki bu basınç bloğunun yüksekliği ne kadar? A dediğim yer HF'e eşit. O zaman burada da HF diyorum, kullanıyorum. Yine kuvvet kolu da o zaman ne oluyor? D eksi A yerine HF bölü 2 olarak dikkate almış oluyorum. MD dediğim tasarım moment, yani sizin verilen problemdeki moment değeriniz, eğer bu kıyas momentinden daha küçükse, dediğimiz gibi A HF'den küçük demektir. Bu da dikdörtgen kesit hesabını gerektirir. Yani içeride kalıyor, dışına taşmıyor. MD değeriniz eğer MK'dan daha büyükse, bu da A HF'den büyük demektir. Tablolu kesit hesabını yapmanız gerekiyor. Mesela bir tane bir örnek problem var. Burada biraz da belki çeşitlendireceğim ben soruyu çözerken size. Moment diyagramına göre açıklık momentim artı 80'miş. Mesnet momentim de eksi 100'müş. Özür dilerim 500 kilonewtonmetreymiş. Bakın böyle L şeklinde bir kiriş kestim var. Ölçüleri verilmiş. Yani ne anlıyorum ben burada? Kirişin sağ tarafında bir düşük döşeme varmış. Onu anlıyorum. Moment diyagramı verilen kirişin donatı hesabını yapınız diyor. İşte malzeme sınıfım vesaire verilmiş. Şimdi bir açıklık momentim var. Bir de mesnet momentim var. Probleme ilk olarak çözmeye nereden başlıyordum? Her zaman için açıklıktan başlıyordum. Çünkü oraya attığım pilyeler mesnette üste çıkıyordu. O zaman MD eşittir artı 80'le probleme başlayalım. MD eşittir artı 80'li. Şimdi bakalım. Artı moment olması ne demek? Artı moment olması demek donatının altta olması. Yani çekmenin altta olması anlamına geliyor. Hemen bakın geldim. Donatıyı alta yerleştirdim. Basınç bloğum da üstte. Ne demiştik? Çekme bölgesinin şekli ne olursa olsun beni çok ilgilendirmiyordu. Benim için önemli olan basınç bloğunun şekliydi. Bakıyorum dikdörtgen bir kesit. Burada herhangi bir döşeme çıkıntısı, tablalı mı değil mi kontrolünü yapmam gereken bir parametre var mı? Yok. Yani bu soru aynı neye döndü bakın. Şöyle bir dikdörtgen kesit olsaydı da ben aynı problemi çözecektim. Hiçbir farkı yoktu. Yani şuradaki çıkıntının olması, tablonun olması bu problemin çözümünü hiç etkilemedi.
İşte benim şekil değiştirme dağılımım, kuvvetlerimi yerleştirdim. FC ve FS değerlerimi. Ben biliyor muyum A ne? Bilmiyorum. Bunu hesap etmem lazım. Tasarım momentimi biliyorum. Şimdi ben şöyle yapsam. FC eşittir FS. Hemen bir kalem alalım. FC'yi burada yazmak istesem nasıl yazarım? 0,85 FC'de, değil mi? B neresi bakın? B diye kullandığım yer artık şurası. Neden? Basınç bloğunun genişliğini kullanacağım ya. Yani B omega da diyebilirsiniz. Daha güzel olur. B omega çarpı A. Şimdi ben burada FCD'yi biliyor muyum? Evet. B omega'yı biliyor muyum? Evet. A'yı biliyor muyum? Hayır. Bilmiyorum. Peki aşağıya geldim. AS çarpı F7. AS'yi biliyor muyum? Onu da bilmiyorum. Bakın. FC'yi FS'ye eşitlediğim zaman iki tane bilinmeyen var. Çözebilir miyim problemi? Çözemem. Bir tane daha denkleme ihtiyacım var. Ne yazıyordum o zaman da? Hemen moment denklemini yazıyordum. Geldim şimdi. M'de moment denkleminde kuvvet çarpı kuvvet kolu. Hemen denklemlerimi yazıyorum. 0,85 FC'de B çarpı A çarpı şurası da kuvvet kolu dediğim D eksi A bölü 2 mesafesi. Şimdi burada A'yı bilmiyorum, değil mi? A'yı bilmiyorum. FCD, B ve D'yi biliyorum. Momenti de biliyorum. Bana soruda verilmişti. Artı 80 kN diye. 80 çarpı 10 üzeri 6 dedim ve burada değerleri yerime yazdığım zaman A'yı 29 mm olarak hesap ediyorum. Ne yapıyordum burada? İkinci derece denklemi çözebiliyorsunuz köklerini ya da şöyle bir formül vardı hatırlarsanız. D eksi D kare eksi 2M bölü 0,85 FCD çarpı B'nin şöyle karekökü ya da bu denklem yani kök ifadesinin basitleştirilmiş hali, kök çözümünün denklem haline getirilmiş formatı. Buradan da yazarak bu denklemi çözebilirsiniz A'yı. 29 milimetreyi buldum. Şunu yapabilirim aslında bakın. Daha güzel olur. Şimdi 29 buldum ya. Ben burada ne kullanmıştım? F7. Peki acaba şüphe ettim. Donatı aktı mı akmadı mı acaba? Ben aktı diye aldım da bir A'da buldum ama nasıl kontrol edebilirim? Akmış mı akmamış mı? Buradan şöyle yaparım. A'dan X'e geçerim. A eşittir K1X'ti ya. Eşittir K1X. Hemen gelirim buradan X'e hesaplarım. X'i biliyorsam artık değil mi? Epsilon C'ye zaten soruda verilmiş olacak benim için. Belki bu soruda vermedik ama bilmiyorum. Mesela 1000'de 4 diyelim. X'i de biliyorum. O zaman hemen 1000'de 4 bölü X eşit olacak. Epsilon S bölü işte şu D eksi X burası mesafe olarak. Yazdığınız zaman uygunluk denkleminden epsilon s'i bulabilirsiniz. Acaba epsilon s'den küçük mü büyük mü bu kontrolü yaparsınız. Eğer büyük çıkarsa sorun yok. Ama yok küçük çıkarsa ne demeniz lazım sizin? O zaman benim denge denklemlerim geçersizmiş. Buraya f7 değil de sigma kullanmam gerekiyormuş demem gerekiyor. Şimdi geldim donut alanını hesaplamaya. Acaba ne kadar donatı gerekiyor burada diye. Ne yapıyordum? Kuvvet eşitliğini kullanıyordum. FC, FS'ye eşit. Hemen geldim buradan AS denklemini yazdım. Yerine A değerini yerine yazdığımız zaman 405 mm² olarak elde edebilirim. Burada da şu kontrolü yapabilirim. Bazı şeyler, pardon, burada verilmiş. 405 mm² olarak elde ediliyor. Yani ne buldum ben şimdi? 80 kilonewton metre momenti taşıtabilmek için bu kesitte alta 405 mm² alanında donatı yerleştirmem gerekiyor. Bunu elde ettim. Peki acaba bu bulduğum değer minimum donatının altında mı? Hemen bakalım. Formülasyonum buydu. Bakın. Burada dikkat edeceğiniz bir şey var. Şimdiden söyleyelim. Minimum donatı hesabı yaparken burada kullanacağınız kesit boyutlarını hesaplarken her zaman gövdenin genişliğini kullanacaksınız. Varsayalım ki şöyle bir kesit için hesap yapıyorsunuz. Şu an onun için yapmıyorum ama örneğin bunun için yapıyorum.
Minimum donatıyı bulmanız gerekiyor. Ne yapacaksınız? Hiçbir zaman basınç bloğunun genişliği burasıymış diyerek B'yi kullanmıyorsunuz. Her zaman kullanacağınız genişlik kirişin gövde genişliği olacak. Buradaki B omega değerini kullanacaksınız. Bunu hesap ettiğim zaman 471 milimetre kare çıkmış. AS'minden küçük olduğu için diyorum ki artık 471'e göre donatı atmam lazım. En küçük seçebileceğim çap 12 idi. Ben burada ne seçmişim? 16'lık seçmişim. Bir tane 16'lığın alanı 201 milimetre kare. Böldüğüm zaman 2,3 adet yaptı. Bunu 2 diye alamam. 2 alırsam daha az bir alan sağlamış olurum. Bir üste tamamlamam lazım. 3 tane 16'lık. 3 tane 16'yı bakın ne yapıyorum? Açıklıkta donatıyı seçiyorum. Çapı seçtim. Dedim ki 16'lık olsun. Şimdi hala seçmeye devam edeceğim. 3 tane 16'lığı ben nasıl düz ve pili olarak nasıl paylaştırayım? Hemen bir kural geliyor aklıma. Ben buna ileride etriye hesapları yapıp etriye atacağım. Etriyenin köşelerinde en az 2 tane düz giden donatı olması gerekiyordu. Mutlaka o etriye köşelerine düz demir denk gelmesi gerekiyordu. O zaman mecburen 2 tanesi düz olacak. Bir tane de pilyeyi kendim seçtim. Ya da şunu da diyebilirdim. 3 tane düz atıyorum da bir seçim olabilirdi. Ama ben hani mesnette mevcudundan yararlanmak için bir tanesini pilye olarak tercih ettim. Tasarımcı olarak öyle karar verdim. Şimdi geldim mesnet hesaplarına. Mesnetteki momentum neydi? Eksi 500 kilo Newton metreydi bakın. Eksi 500. Şimdi hemen geliyorum. Eksi olması ne demek? Kesitim şöyle L1 kesitti. Karar vereceğim. Eksi demek donatının çekmenin üstte olması demek. Üste yerleştirdim. Basınç bloğu nerede? Alt tarafta. Peki basınç bloğunun altta olması demek bana. Şimdi şöyle geldim. Donatıyı burada. Basınç bloğu altta. Şimdi ben nasıl çizeceğim? Şu şekilde bir basınç bloğu mu var? Neden? Çünkü bir tablo geldi basınç bloğuna. Ya da bunu aşacak mı? Bunu nereden anlıyordum? Kıyas değeriyle anlıyordum. O zaman ben diyorum ki hemen bir kıyas değer oluşturayım. Mesela ne yapayım? Karşılaştırma momentinde A yerine HF alayım. 0,85 FC'de B çarpı HF burası FC dediğim kısım. D eksi A bölü 2 kuvvet çarpı kuvvet kolu olmuş oldu bakın. 0,85 FC'de B olarak nereye alıyorum? Bunun hesabını yaptığım için basınç bloğunun genişliği neyse ona kullanıyorum. A dediğim yer bunun yüksekliğine kadar HF için yapıyordum. HF olarak alıyorum. 120 milimetre. D eksi A bölü 2 dediğim zaman 459 kilonewton metre olarak elde ettim. Bakın ne oldu? MD momentum kıyas momentinden daha büyük çıktı. Bu bana neyi söylüyor? MD'nin MK'dan büyük olması, A'nın da HF'ten daha büyük olması, yani bu sınırın yeterli gelmemesi ve bunu aşması anlamına geliyor. Ne yapacağım yani? Tablalı kesit hesabı yapacağım. Peki problem böyle olmasaydı, hemen onu da söylemek istiyorum izninizle. Şuradan bir Paint dosyası açacağım. MD momentum 200 kilonewton metre olsaydı, şeklim böyle bir şekil. Kıyas momentini kaç bulmuştum? Hemen bakıyorum problemimden. 459 kilonewton metre. Böyle olsaydı problemim. 500 değil de momentum 200 olsaydı ne yapmam gerekirdi? Diyecektim ki MD momentum kıyas momentimden daha küçük çıktı. Yani bunun anlamı ne? A değerim HF'ten daha küçük olacak demektir. Yani dikdörtgen kesit hesabı. Benim basınç bloğumun şekli bu şekilde ortaya çıkacaktı. Peki denge denklemlerini nasıl yazardım o zaman?
Burada bir Fs çekme kuvvetim olacak değil mi? Şurada şöyle bir basınç kuvvetim olacaktı. Diyecektim ki ben Fc'ye eşittir 0.85 Fc'de gerilmenin büyüklüğü çarpı B. Yani B dediğim yer neresi? Bakın şurası. Bunu alacağım. Genişlik neyse o. Çarpı B çarpı A. A dediğim uzunluğu bilmiyorum. Sadece HF'den küçük olduğunu biliyorum. Çarpı A. Bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Bunu bilmiyorum. Bakın. Fs dediğim şey ne diyecektim? As çarpı Fyd diyecektim. As çarpı Fyd. As'yi de bilmiyorum. İkisini birbirine eşitledim ama bir sonuç elde edemem. Ne yapacağım o zaman? Md eşittir. Fc çarpı Z. Kuvvet çarpı kuvvet kolu demem lazım. Yani 0.85 Fc'd çarpı B çarpı A çarpı D eksi A bölü 2 demem lazım. A'yı yine bilmiyorum bakın. D'yi biliyorum, B'yi biliyorum, Fc'd'yi biliyorum. Momenti de biliyorum. Kaç? 200 kilonewtonmetre. Buraya kaç alacağım o zaman? 200 çarpı 10 üzeri 6. Buradan A'yı bulabilir miyim? Buldum. A'yı bulduktan sonra isterseniz ilk başta kabul yaptım. Fyd dedim. X hesaplayıp epsilon s'i bulup kıyaslarsanız çok güzel olur. Gerçekten akmış mı sünek mi emin olursunuz burada. Fyd kullanmada. Daha sonra A'yı bulduktan sonra ne yapabilirim? Bakın Fc eşittir Fs eşitliğinde artık bunu da biliyorum. Tek bilmediğim şey ne oldu? As. Bu denklemden gelirsiniz. As'yi çekersiniz. Bunu minimum değerle kıyaslarsınız. Tamam dersiniz. Benim problemim bu. Peki minimumda bakın. As min hesaplamak istesem burada neyi nasıl bulacağım? Onu da söyleyelim yeri gelmişken. Biraz önce demek istediğim şeyi vurgulamış oluruz. Neydi? 0.8 Fc Td bölü Fyd değil mi? Çarpı B omega çarpı D. Formülasyonu böyle bilin. Ben ne alacağım B omega yerine? Bakın basınç bloğunun genişliği B burası. Ama her zaman ne demiştik? Gövde. Basınç bloğunun şeklinden bağımsız. Ben bunun genişliği neyse minimum hesaplarında da bunu kullanacağım. Bu değeri kullanmam lazım. Tablalı kesitlerde normalde çift donatı, tablalı kesitinde bir çift donatı kontrolü var aslında. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen onu da izah edeyim kısaca. Şimdi bir MD momentimiz var diye bizim. Gövdenin taşıdığı ve tablanın taşıdığı diye ikiye ayırıyorduk ya. Çift donatı hesaplarının gerekip gerekmediğini aslında şurada bakıyorsunuz. M omega acaba M max'tan, yani gövdenin kontrollerinde bu kontrolü yapıyorsunuz. Bu bundan küçük mü acaba diye. Ama biz tablalı kesitlerde çift donatı hesaplarına girmeyeceğiz. O yüzden böyle bir kontrol yapmıyorum. Ama yapmak isterseniz ne yapacağım? Gövdenin gerektirdiği momenti hesap edeceksiniz. Peki mesela burada çift donatı çıktı. M omega M max'tan büyük çıktı. Ne yaparım? Hani eskiden ne yapıyordum? MD eşittir M1 artı M2 diyordum ya çift donatı hesaplarında. İşte bu maksimuma karşılık geliyordu. Bu da ilave attığım donatılara karşılık geliyordu. Bu sefer ne yapacağım? M omega'yı 2'ye ayıracağım. Bir M1 momentim, bir de M2 momentim olarak 2'ye ayırmış olacağım dolayısıyla. Nasıl bulurum bu M2 momentini? MD eksi M1 diyordum. Şimdi ne diyeceğim? MD demeyeceğim de gövdenin gerektirdiği moment eksi oradaki betonun karşıladığı sistemin taşıdığı momenti çıkardığım zaman ikinci sisteme kalan momenti de bu şekilde hesaplayarak donatı hesaplarını yapabilirim. Şimdi gelelim bizim asıl problemimize. Biz ne demiştik? Hani çeşitli alternatifleri de konuşmuş olduk böylelikle. MD momentim benim ama M kıyas momentinden daha büyük çıktı. Yani tablalı kesit hesabı gerektirdi. Tablalı kesitte ne yapıyordum peki? Sistemi ikiye ayırıyordum. Bakın. Birincisi tablanın taşıdığı. Tek tabla olduğu için burada tek tabla işaret. İkincisi de gövdenin taşıdığı. Şimdi tablanın taşıdığına MF,
gövdenin taşıdığında m omega diyorum. Toplam momentimi de biliyorum. Burada acaba sistemi hangisinden çözmeye başlayalım? Gövdeden çözmeye çalışsam mesela. Bakıyorum. A'yı biliyor muyum? A'yı bilmiyorum. Ne kadar yukarıya gidebileceği konusunda hiçbir fikrim yok. AS omega'yı biliyor muyum? Hayır. Zaten onu bulmaya çalışıyorum. Peki m omega'dan a'yı bulabilir miyim? Hani öyle yapıyorduk ya, m denklemini yazıp a'yı elde ediyorduk. İyi de m omega'yı da bilmiyorum. Ne kadar? Yani burada çok fazla bilinmeyen var. O zaman ne yapmalıyım? Ben öncelikle sınırları belli olan, yani bu bakın ne ileri gidebilir ne yukarıya doğru gidebilir. En fazla taşıyabileceğim moment boyutları bu çünkü. Kestin tamamını taşıttırıyorum. Şu tablonun taşıdığını bir bulayım öncelikle. Geliyorum. FC kuvvetini yazmak için 0.85 FC'de çarpı B dediğim genişlik şu toplam genişlikti. B omega dediğim genişlik de şurası. Yani şuradaki mesafem 150 milimetreymiş. İkisini çıkardığınız zaman çarpı HF dediğinizde bunu yazabilirsiniz. ASF çarpı FYD diye de donatıdaki kuvveti yazmış oldum. Sistemin moment kapasitesini nasıl yazarım? Bunun taşıyabileceği. Kuvvet çarpı kuvvet kolu gene. Şurası FC'ye karşılık geliyor bakın. B yerine 150 kullandım. A yerine ne kullandım? HF yani döşeme kalınlığı olan şuradaki mesafenin yüksekliğini kullandım. 120 mm. Çarpı kuvvet kolu dediğim zaman D eksi A bölü 2 yani HF bölü 2 olmuş oluyor. Dolayısıyla A HF'e eşit olduğu için şuradaki bileşkenin yeri HF bölü 2 çıkarttım. Dolayısıyla şurada iki kuvvet arasındaki mesafeyi elde etmiş oldum. 153 kilonewton metre. Bakın. Birinci sistemi çözüyorum. Bu tablayla taşıyabildiğim moment 153 kilometreymiş. Kilonewton metreymiş. Peki bu momenti taşıması için acaba kesite ne kadar donatı atmalıyım? ASF donatısı ne kadar olmalı? Çekme bölgesine atacağım bunu tabii ki. Ne kadar donatı atmalıyım? Nasıl bulurum? İki kuvveti birbirine eşitlerim. Yine B ve A değerlerini uygun değerler olarak yazıyorum. Buradan hesapladığım zaman 838 milimetre kare olarak çıkıyor. Bakın ne yaptım? Birinci sistemdeki momenti ve donatı gerektirdiği donatı alanını hesaplamış oldum. Şimdi gelelim ikinci sistemin çözümüne. İkinci sistemi çözebilmek için dedik ya AS omega'yı bilmiyoruz, A'yı bilmiyoruz, M omega'yı bilmiyoruz, hiçbir şey bilmiyorum. Bu kısır döngüden kurtulmam lazım o zaman. Nasıl hesaplayabilirim? M'de momentim belli. Bu tablonun taşıdığı momenti de buldum ben. Gövdenin taşıması gereken moment ne kadardır, nasıl elde edebilirim? MD'den MF'i çıkartırsam gövdenin gerektirdiği momenti bulurum. Bu momenti bulduktan sonra A'yı hesaplayabilirim. M denklemiyle FC çarpı kuvvet kolu denklemiyle A'yı bulabilirim. A'yı bulduktan sonra ne yaparım? FC eşittir FC dersem bu sefer de AS omega'yı hesaplayabilirim. Bakın hemen çözüldü problem. Şimdi o uygulamanın aynısını yapacağız. Geldim. Toplam momentim 500'dü. Tablonun taşıdığı 153'tü. 347 taşıması gerekiyor. Neden böyle bu problemi böyle çözdüm? Çünkü bu yukarıya çıkmaya müsait bakın. Kesit uygun. A'nın nereye kadar gittiği konusunda bir fikrim yok. Ben bunu arıyorum aslında. M omega'yı bulduktan sonra moment denklemini yazarak hemen A'yı hesaplayabilirim. Geldim 347 kilonewton metreyi buraya yerleştirdim. FC çarpı kuvvet kolu diyeceğim. Peki FC'ye yazarken parametreleri ne alacağız bir bakalım. 0.85 FC'de B. En önemli noktalar buralar bakın. B'leri ne alıyorsunuz? Bunları görebilmek için mutlaka kesiti çizip basınç bloğu bu diye göstermeniz lazım. Yoksa kafanız karışır. Bu basınç bloğunu hesaplarken B genişliği neresi olmalı?
Bakın buradaki 300 mm olmalı. B yerine geldim, 300 mm olarak aldım. B çarpı A çarpı D eksi A bölü 2. Buradan hesap ettiğim zaman basınç bloğunun derinliğini 139 mm olarak buldum. Bazen şöyle rakamlar bulunuyor. Mesela şöyle HF kaçtı? Şurası 120 mm'ydi. Burası da 600 mm. Ay ben buradan sonuç 100 mm bulabilir miyim mesela? Yani 100 mm buluyorsanız yanlış bir şey yapıyorsunuz. Neden? Benim şuradaki basınç bloğum hiçbir zaman HF'den küçük olamaz, değil mi? Biz ne dedik? AHF'i geçiyor. Şöyle bir şekil bekliyorum ben. Sen şimdi bunu hesap yaparken bana 100 mm dersen şöyle bir şey anlarım ben. Burada böyle bir sistem oluşmuş gibi. Böyle bir şey mümkün değil. O zaman bu HF'den mecburen büyük olacak. AHF'den büyük olması gerekiyor bu problem için. Donatının gerektirdiği alanı hesap edersek AS omega FC eşittir FS'den yazıyorum tabii ki. Geldim burada bulduğum A'yı yerine yazdım. B omega yine kesitin basınç bloğunun gerektirdiği değeri kullandım. 1942 mm² olarak elde ettim. Peki kesite ne kadar donatı atacağım? Kesite ne kadar atmam lazım? Her iki sistemdeki donatı alanlarını toplayarak atmam lazım. Bakın ikisini topladım. 2780 mm² orada donatı olması lazım. Nerede? Ben ne hesabı yapıyorum? Bir hatırlayalım. Şöyle bir moment diyagramım vardı benim. Değil mi? Burası artı, burası eksi ise ben neyin hesabını yapıyorum şimdi? Şunun hesabını yapıyorum. Nereye? Üste gereken donatıyı hesap ediyorum. Mesnette üste olması gereken donatı alanını buldum. Ben buraya bir donatı krokisi çizmiştim. Şurada vardı şu kroki. O zaman neyi kontrol etmem lazım? Bu mesnetteki üstteki kontrolleri yapmam gerekiyor. Yani ilk başta ne yaptım? Açıklık hesabı yaptım. Açıklığa göre bir donatı seçtim. Ve bu seçtiğim donatıya göre bir kroki belirledim. Şimdi ne yapacağım? Mesnette ne yapıyordum? Artık donatı seçilmiyordu. Mesnette her zaman tahkik yapılıyordu. O zaman gelin bakalım tahkik yapacağız. Ne kadar gerekli donat alanını buldum ya, 2780 mm² donat olması lazım. Peki yerinde ne kadar donatı var acaba? Nerede? Hesap yaptım, mesnetteki üstteki donatıları belirlemem lazım. Bakın yıldız işareti koyduğum donatılar, üstte olan donatılar. Yani 2 tane 12 montaj donatısı artı bir de pilye donatısı geldi. İkisinin alanı 427 mm²'ymiş. 2780 gerekiyordu. Yerindeki 427 tabii ki yetmedi. Ama ne kadar eke ihtiyacım var? İkisinin farkını buldum. Bu kadar ek gerekiyor. Bunu nasıl bulacağım? Çap seçiyorum yine. Diyorum ki 16'lık bir tanesinin alanı 201. Hesap ettiğiniz zaman işte burada kaç çıkıyorsa 12 tane 16'lık donatı atmam gerekiyormuş. Geldim bakın nereye atıyorum? Üste atıyorum. Kancaların yönüyle gösteriyorum bunu. Üste 12 tane 16'lık ek attım. Dolayısıyla bu problemi de bitirmiş oldum. Evet, tablalı kesitlerle ilgili de burada çift donatı ile ilgili uygulama soruları var sunumların sonunda. Onlara da bakarsınız. Tablalı kesitlerle ilgili de problemleri bitirmiş olduk. Dolayısıyla artık kolon konusuna geçeceğiz bundan sonra. Yine sorularınız olursa bakalım. Sorularınızı bekliyorum. Evet, hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere.